Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte Last Tenor oynuyoruz. Bugün arkadaşlar en sevdiğiniz seriye Devam ediyoruz. Bugün raid yapacağız arkadaşlar. Kapetayı raid diyeceğiz. Bu raidimizde aslında neler kazandığımızdan çok uyguladığımız taktikler çok önemli. Çünkü sizin daha sonraki raidlerinizde de hatta çoğunda %90'da kullanabileceğiniz taktikleri kullanacağım. E, o yüzden bu raid'i mutlaka sonuna kadar ve dikkatlice izleyin. Hiç hasar almamaya çalışacağız bu raid'de bakalım neler başımıza gelecek. Aynı zamanda e, yine krokimizi çizdik. Krokodil raidleri e, Burak abi kanalından bulabilirsiniz arkadaşlar. Raid serisi için ayrıca oynatma listesi yaptım. Oradan e, bir raid videosunu açarak diğer raid videolarını otomatik olarak da izleyebilirsiniz. Boş vakitlerinizde arkadaşlar. Raid'imize geçmeden önce yorumlarınız ekranda çıkmaya devam ediyor. Bu devam edecek arkadaşlar. O yüzden videolara yorumlar atın. Eski videolara atmanız da önemli değil. E, hangi videoya atarsanız atın. Ben oradan görüyorum yorumlarınızı. Hoşuma gidenlerden ekrana vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada Instagram ve Discord kanalımıza da mutlaka abone olun. Orada da bankır şifreleri olsun. O i̇şte, Oyun hakkında taktikler, onun dışında e, bazı gazete işte motor için kaç parça vermeniz gerekiyor gibi görseller orada mevcut. İşinize yarayabilecek görseller var. Hatta çoğu arkadaş çok memnun Instagram'dan. Ama biraz kişi sayımız az çünkü çoğunuz sanırım Instagram kullanmıyorsunuz. Ama yine de bekliyorum sizlere olanlar mutlaka gelsinler arkadaşlar. Aynı zamanda yorum ve like'larınızı da bekliyorum bu videoya. Bunlar benim için önemli. Hızlıca gidelim. Yanıma ne aldım? Yanımda bir tane C4'üm var. Onun dışında e, baltalarımız var işte açtık için falan filan. Motorun arkası yine her zamanki gibi. Raidlerde biliyorsunuz motorun arkasında boş bırakın. Bu arada yıkamadım motoru da bir yıkamak gerekiyor da video için bekletiyorum. Bir videoda e, göstereceğim. O yüzden yıkatmadım böyle çamurlu falan ya. E, ön yakıt tankının olduğu kısım falan hep çamurlu fark ettiyseniz. Arka çantaların orada da desen kaybolmuş böyle çamurdan artık. Gerçekten mükemmel bir detay ya. Bir hayatta kalma için oyunu için süper bir detay. Bakalım şu raidimize gidelim neler bulacağız. Şu beyaz boyayı bulmak istiyordum. Bu raidde yok tabii ki beyaz boya. Bu arada haritayı ekrana vereyim arkadaşlar. Kroki'yi ekrana verdim. Buradan e, göre, görebilirsiniz Kroki'mizi de. Arkadaşlar şu siyah tek çizgi olanlar e, normal birinci seviye odun duvar arkadaşlar. Onun dışında bakın köşede sağda taş duvarla birleşim noktasında birinci sandığın yanında ikinci seviye duvar var. Onu biraz daha kalın çizgiyle çiziyorum. Bu arada ayar işareti daha önceden e, ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Ayar işareti de orada bir e, yani ne olabilir işte motorunu daha tamamlamamıştır. Onun e, yeri olabilir veya silah modifiye e, tezgahı olabilir veya başka tezgahlar olabilir. Onların yerlerini gösteriyor. Mesela e, mavi duvarda mavi olan şekilde taş duvarı sembolliyor arkadaşlar. 2'ye 3 bir taş duvarımız var. 6 karelik orada da kutularımızın çoğunluğu orada. E, ortadaki bu ayar işareti de arkadaşlar Orada bir radyo var onu gösteriyor mesela oradan girip de tıkanmayın diye genelde gösteriyorum böyle şeyleri yani baltayla orayı açtığınızda eğer gerçi taş duvarı baltayla açamazsınız ama odunlarda baltayla açtığınızda o bölgede e, radyo çıkarsa mesela onun yanından geçemiyorsunuz e, duvarla arasından geçemiyorsunuz darbe alan olduğu için o yüzden bunları da göstermek istiyorum yine bezimiz küçük bir bez ama kapayda da mükemmel taktikler uygulayacağız bu arada az da zamanı kalmış şöyle hızlıca gidelim. Krokiler devam edecek. Bu krokili base'leri de Türkiye'de sadece veya dünyada diyelim hatta rape videolarında sadece benim videolarımda bulabilirsiniz. Şimdilik muhtemelen başkaları da görürse yapmaya başlarlar ama o yüzden siz de emeğe saygı olarak bu videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Raid videoları seri seri gelecek ya. Sizler seviyorsunuz ben de seviyorum. Son 3-4 Raider çok bir verim alamadık aslında. Biliyorsunuz 25 tabancayla falan döndüğümüzü biliyorum ben ya. Full glock ile döndüğümüzü biliyorum. O videoda da izleyebilirsiniz yine oynatma listesinden. Ee, güzel raidler gelecek ama ya beklemeye devam edin. Hızlı yapıyoruz biliyorsunuz. Ee, mümkün oldukça hızlı yapmaya çalışıyorum. Hatta bundan sonraki raid de hemen akabinde gelebilir. Şöyle geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz raid'e girdiğinizde hafif bir ses yapıyorsunuz. Bu arada raid hakkında tüm detaylar ve raid tüm görevleri tek bir videoda toplamıştım. Onu da izleyin mutlaka izlemediyseniz. Şu kasalar genelde boş çıkıyor ama pick-up'ların bazen de e, dolu olabiliyor. Bu arada adamımızın motoru yok o yüzden e, herhangi bir e, motordan da bir gasp yapamayacağız. Normalde motor olduğunda motorunu da e, yağmalayabiliyorsunuz. Arkadan benzin falan çalabilirsiniz. Bölge dediğim gibi çizimdeki gibi aynı şurada 3'e 2 bir taş yerimiz var. Şurada da normal bir alanımız var. Ben önce şurayı kıracağım. Burayı kırmanız çok önemli. Bu raidde veya diğer raidlerde de siz daha önce izleyeceğiniz için kutunun olduğu kısmı kırarsanız orada zombilere bir bug yapabiliyorsunuz. Ama bakalım biraz kasıyor ya. Çünkü orada çok zombi geldiği için şu duvarı bir kırayım. Evet arkadaşlar kutu genelde böyle yansa buradan siz geçebiliyorsunuz ama zombiler maalesef e, burayı geçemiyorlar arkadaşlar. Biz de bunu kullanacağız. Şimdi bu bölgedeki tek kutumuz bu. Bu arada bu kutunun içinde neler vardı? 14 taş bir tane de crowbar var. Bunu en son açacağım. Onun dışında ufak tefek nesneler de var. İçerideki kutularımıza da hızlıca bakalım. E, içeriği nereden açsam şu anda onu düşünüyorum. Abi, bir taşla iki kuş vurma olayını yapacağım şimdi. Buradan açacağım. Niye buradan açıyorum? Çünkü burada bir kutu var. Hem C4'te duvarı kıracağım hem de kutuyu kırmış olacağım. Baltadan ee, kar etmiş olacağız arkadaşlar. Şu anda ee, bomba kuruldu. Evet zombiler de gelecekler. Hızlı bir şekilde yerime geçiyorum şu anda. Bak yerime geçtiğimde bir ee, donuyorlar haritada görüyorsunuz. Aynı zamanda benim ekranda da bir kasma oluyor. Maketle mi? Şu sopayla deneyeyim. Kasma da bu zombilerin zombilerden kaynaklanıyor. Şöyle vurdurduk ya niye vuruyorsun? Bunu tek tek yapmanız gerekiyor. Evet, şu anda rahat rahat onlara halledebiliriz arkadaşlar. şuradan tertemiz ya bak görüyor musun mükemmel bir taktik değil mi yani bunu her raidde uygulayın abi ee, sonuçta bir hayatta kalma oyununda en önemli şey tasarruftur yani ben size bunu her zaman söylüyorum malzemeleri temkinli kullanmaktır bu bana niye vuruyorsun sen bana niye vuruyorsun şuradan suyumuzu bir içelim hem açtığımız hem de canımızı doldurmak açısından abi bunun buradan vurmaması lazım başka silah da deneyin neyse bir tanesi de çok önemli değil bu arada şunları da şuraya alalım. Hem açtık konusunu halledelim hem de yavaş yavaş basıyoruz artık. Şimdiki taktiğimiz diğer kutuları da kıracağım ve buraya geleceğim yine ikinci dalgaya da görürüz muhtemelen. Onu da orada halledeceğiz. Bu kutumuzda da dediğim gibi elektronik kart vardı. crowbar vardı. Bir tane daha crowbar alacağız bu raid'de. Şu bantlarımızı alalım. Pine plug biliyorsunuz duvar için önemli. Yani biz de yapabiliriz aslında ama bulmuşken alacağım abi. Burada başka alabileceğim şu deriyi alırım belki. Onun dışındakiler bir dursun bakalım. E, çünkü daha önemli şeyler buluruz diye düşünüyorum. 2 numaralı kutumuzu açalım. 30 taş kalıbı, 1 çekiç, 6 telefon, 1 kırmızı, 1 de sarı e, kuponumuz vardı. Burada da bunu bir açalım bakalım. Evet dediğim gibi bir kırmızı bir sarı çekicimiz var. Onun dışında şunu alacağım ben bunlardan e, stili elde ediyorum. Onu da sizlere bundan önceki videoda göstermiş de olabilirim. Daha henüz göstermemiş de olabilirim. Telefonu alacağım. Boyalar var ama boyalar gerçekten kırmızı ve siyah bende en çok bulunan boyalardan o yüzden almıyorum. Şunu alalım bakalım. Saati de alalım hadi. Şu kutumuz mu kaldı bir? Daha henüz e, ikinci dalgayı yakalamadık sanırım ya. Evet burada da OAK'ımız var. OAK gerçekten önemli arkadaşlar. Şunları alacağım. Stone'lar gerçekten. Ee, yani yapmak aslında çok zor değil ama çok da lazım oluyor. Buradan başka neler yapabiliriz yani? Neyi alabiliriz? Ha motorumuzun arkasını kullanalım bence değil mi? Şu diğer kırmadığım kutudan da crowbar'ı belki alırım ya da taşları alabilirim. Bilmiyorum çok da önemli değil. Abi şunları bir yükleyeyim. Şu yakıtı da bir koyalım. Ama fullmüş bu ya. Yakıtı mecbur yanımıza alacağız. Şunlar dursun. Yani bu haritada da şey yapmak da istemiyorum. Git gel yapmak da istemiyorum. Aslında motor taktiğini kullanabilirdik biliyorsunuz. Şu anda motoruma yükledim ya. Şu anda burada açlıktan veya susuzluktan ölsem. Veya bir spike olsa ona gidip kendimi sürekli 10-10 canımı götürüp ölsem arkadaşlar. Haritamızda rate kaybolmuyor. Bir sefere mahsus motorun arkasındaki çantadakileri bölgeme bırakıp tekrar buraya gelip motorun arkasındaki çanta sayısı kadar yani bende 7 tane yer var ya 7 tane daha fazladan eşya almamı sağlıyor. Bunu çok özel raidlerde kullanabilirsiniz yani ama ben kullanmayacağım. Havuç yemekten alalım. Eee ürenç lazım oluyor. Şunu da alacağım. Başka da çok da bir şey kalmamış. Evet suları fullleyelim abi. Şunu bırakayım. Bir tane de buradan içelim hatta. Yeşil bilet almayacağım. Yeşil bilet biliyorsunuz çok sık çıkıyor ama yine daha da alalım ya. Şu üstü alsam mı? Yok gerek yok değil mi? Burada ne bıraktık? Bence ee, iyiyiz ya. Şu şeyi de açalım. Şu kutuyu da açıp kaçalım bence buradan. O iş bitti. Hemen. Çok güzel oldu ya. Tertemiz bir raid olmadım. Yani burada silahların olduğunu da düşünebilirsiniz. Onda da aynı taktiği uygulayacaksınız. Sonuçta eşyaların iyi olup olmaması çok önemli değil. Önemli olan raidde kullandığınız taktikler arkadaşlar. Gidelim şu raiderlerle rüşvet işini de kolayca halledersek. Çok güzel olacak. Tertemiz olacak. Sonuçta her şey bedavadan geliyor. Bir şey de harcamadık. Yani bir yarım bir... Ee sopamızdan harcadık, borudan harcadık ama o da ne kadar harcadık onu da bilmiyorum. Çok minimum düzeyde harcadık diye. Belki de bitirdik mi? Yarım da ama zaten yarının belki de azınlardı. Yok duruyor mu şu hale ya? Tertemiz oldu abi. Şu raiderları da halledersek kolay bir şekilde ne versek onlara ya. Vallahi bazen zorluyorlar, bazen de çok kolay oluyor. Bu arada raiderlara rüşvet taktiğini denemiştik. Orada hangi kalıpların, hangi anlama geldiğini sizlere söylemiştim. Oradan bakınca raiderlerden hiçbir zaman e, geri dönüş almazsınız arkadaşlar. Yani bir riskiniz olmaz. O o videoyu mutlaka izleyin. Bir e, raid hakkında tüm detaylar ve tüm görevler videosu var. Kanalımda bunlardan 10-15 video önce. Bir de raider share yani raiderlara verilen rüşvette kalıplar var arkadaşlar. Mesela işte e, ne derse kabul etmiş olur, ne derse kabul etmez falan filan gibisinden. Onu mutlaka izlerseniz raid konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şu aldıklarımızdan vermeyi deneyeceğim bir önce. Abi çok kolay oldu ya. Gerçekten yeşil bilete tam mısın? Kötü değil dedi şu anda. Ama e, yine de sarıya bak sarıya hemen tam. Sarıyı da vermek istemiyorum. Ben anlamadım niye böyle oldu. E, ben buraya gelince bir pintileşirim zaten bilirsiniz. Bunu herkes kabul eder kardeş. Buradan aldığım en iyi şey bile olabilir. Sana bunu vereceğim ya uğraşmak istemiyorum ya. Yani. Bir şey daha deneyeceğim. Benim şurada e, Zula vardı. Onu deneyelim bakalım bir de. Bunu kabul edersen çok sevinirim. Bunları ben genelde siliyorum. Evet kabul etti ama hepsini vermeyeceğim yine. Biliyorsunuz e, dayanamıyorum. 13'ü kabul etmiyor abi. E 15'i deneyeceğim. Ya da şöyle e, sana 18 tane vereyim. Evet 18'i kabul etti. Direkt gönderiyorum abi. Anlaşma tamam dedi. Şimdi gidiyorlar. Biliyorsunuz en önemli kolay. Bakın arkadaşlar gitti. En önemli olay. Kolay diyorum. Kolay zaten. Gerçekten de kolay. Ve hemen geliyorum. Hiç beklemiyorum. Oyundan bile çıkmadım. Şurada dealer vermiş Dealer şu anda işim yok. Şurada raider'ları görüyorum. Hemen onaylıyorum. Bölgene ekibi yolluyorum diyor. Tamam. Şuradan gidelim abi. Biraz oyalanacağız şuralarda. Gelecek şimdi onlar. Haritada şu an yoklar. Ama bir anda çıkacaklar şimdi burada. Nereden geliyorlar onu da bilmiyorum. Geldiler abi. Hemen görevlerimize hızlıca bakalım. Bu görevlerin hepsini biliyorsunuz. Söylemiştim. Banker alfa ikinci kat temizde. Çok güzel bir görev. C4 görevi. C4 görevini nasıl yaptığınızı hemen gösteriyorum size. Şuraya giriyorum abi. Inbox. O yüzden C4 çok önemli. Sezon görevlerinde premium olmasanız bile C4 alabiliyorsunuz. Tek diyorum. Bir tane A envanterim dolu. Şuraya hemen şunları atalım. Bir tanesini kullandım. Zaten bunları raidde kullanıyorum ya. O yüzden görev hallolmuş oldu. Gördüğünüz gibi tiki aldık oradan. Ee, diğer görevim Pinebus'ta Kowalski öldür. Çok sevdiğim bir görev arkadaşlar. Ko, e, yani Kowalski gerçekten kolay çıkıyor. E, Ravager'ı öldür farmda. Ravager'ı biliyorsunuz maketle öldürüyordum zaten. Farm videosu e, da var. Aynı zamanda şurada da 3 tane diyor ateşli silah e, tabancayı workbench'te e, geri dönüşümde kullan diyor arkadaşlar. Bu da Kolay bir görev. Yani burada ne yapacağım? Gidip de full tabancaları atmayacağım. Silahları dibine kadar kullanacağım. Sol vuruşunda bırakıp buraya gelip burada geri dönüşümü yapacağım. Bu da ne demek oluyor? Yakında tekrar bir raid var demek oluyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.